Ülkelerinde 2011 yılında başlayan iç savaş nedeniyle evlerini terk eden Suriyeliler sınırı geçerek önce Türkiye'ye sığındı. Hedeflerinde Avrupa'ya giderek yeni bir hayat yaşamak olan her yaştan Suriyeli, Ege ve Akdeniz'i aşmayı denedi. Bu tehlikeli yolculukta büyük bölümü Avrupa'ya ulaşsa da, kadın, erkek, çocuk, yaşlı yaklaşık 2000 Suriyeli, Ege ve Akdeniz'de boğularak can verdi. Bu ölümlerin sayılardan ibaret olmadığını, her birinin ayrı bir hayat olduğunu hatırlatmak isteyen İranlı insan hakları savunucusu Touraj Saberivand, Ege kıyılarını temsilen İzmir'de bir etkinlik gerçekleştirdi. Halkların Köprüsü Derneği'nin destek verdiği etkinlikte Ege Denizi'ne 2000 kağıttan kayık bırakıldı. Ben hiç umidi nedirem alın rastı şu bakayım. Şu anda diyor ben hiçbir umudum yok bu konuda ama gerçekten bundan da bir şey değiştireceğini umuyor. Bunu sadece tekrar haberlerde, biraz bundan önce söylediği gibi, haberlerde adetler değil asıl olayın, yani facianın asıl yüzünü göstermeye, yüz üstünde, denizin üzerinde bu sefer. Halkların Köprüsü Derneği Başkanı Profesör Doktor Cem Terzi, engellenebilecek ölümlerin önüne geçebilmek için bu etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi. Biliyorsunuz geçen yıl denizlerde 2000 Suriyeli mülteciyi kaybettik. Akdeniz, Ege Denizi 2000'e yakın insana mezar oldu. Onları unutmadığımızı göstermek için bu etkinliği bugün gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra böyle ölümlerin olmaması için kamuoyunun dikkatini çekmek üzere buradayız.